kuzusu evinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4 anne ve 4 kız bu evde yaşıyor. Görevlerimizi kızlar yapıyor ve günün sonunda tabii ki son sözü annelerimiz söylüyor ve kızlarımızı altınlarıyla ödüllendiriyor. Dünkü oylamada Semge ve Seda 3'er altın alırken Kübra ve Elif annelerimizden 5'er altın aldı. Bakalım bugün ana kuzusu evinde kızlarımızı nasıl zorlu görevler bekliyor. Öyleyse ne duruyoruz? Ana kuzusu başlıyor. Ana kuzusu evinin ikinci gününde görev dağılımları için hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Simgeciğim, çok hazır görüyorum seni. Evet, her zamanki gibi. Peki, o zaman sana güzel bir temizlik görevi verdik. Tamam. Televizyon ünitesini temizleme görevi senin oldu Simge. Teşekkürler. Tamam. Anne de güler yüzlü, böyle çok memnun oldu. Aldık başımızı üstüne. Kızınızı temizlikte güveniyorsunuz. Evet, evet, temizlik konusunda güveniyorum. Güzel temizlik yapar. Peki. Elif'ciğim, senin görevin ise kavanozlardaki etiket izlerini temizlemek. Bir anlaşılmamazlık, öyle bir bakış. Hatice anne, hiç kızına kavanozlardaki etiket izini temizlettin mi? Temizlettim. Güzel temizleyebiliyor mu? Eminim. Harika. Evet. Güveniyorsun. Güveniyorum. Tamam. Kübra, senin görevin ise her zaman sevdiğin, söylediğin alışveriş değil mi? Turşuluk malzeme için alışverişe çıkıyorsun Kübra'cığım. Evet, çok mutluyum şu an. Güzel. Mutlusun. Tamam. Şimdi mutlu olacak 4. kızımıza dönüyorum. Acaba? Evet. Çok kolay bir şey ve kolay su böreği yapıyorsun. Kolay su böreği. Kolay su böreği yapıyorsun. Su böreğinin kolayı zor olmaz ki. Bence olur. Su böreği çok teferruatlı bir değil mi? Evet. Ama bu kolayı. Yalancı su yaparız böreği. Yaparız ya. Yalancı evet. Su böreği gibi bir şey mi? Seda'ya güveniyorum ben. Ben de güveniyorum. Hepinize kendime. Güveniyorum. Görevlerinizi en iyi şekilde verilen sürede yapacaksınız. O zaman ne duruyoruz? Haydi bakalım, zaman az, iş çok. Herkes görev başına. Bir lirayı versene alayım ne olur. Bir lira değil mi? Bir tane alayım mı bedavaya ver. Bir tane daha versen. Abi bir tane mi vereceksin? Abi iki tane. Abi nasıl yok? Silke nerede? Silke nerede var? Sıra bitti ya. Bu ne konuş hadi bir şey de. Neyi bu? Tabloyu aldın mı? Aldım. Dilimiz işlemeyecek de elimiz işleyecek. Evde yaptığın gibi yapacaktın. Ne yapıyorsun? Yumurtayı niye koymuşlar anne yumurta? Bu ne yapacak? Saçlarımı kurutacağım anne bozuldu. Anne beni biraz neşelendirir misin? Harçlandım. Su böreği çok zormuş ya. Yok ben çablam. Elimi sizin için sıcak sudan soğuk suya sokuyorum. Bizimkiler olsa şimdi elleri titrer. Nasıl yapacağım, nasıl yapacağım? Umarım beğeneceksiniz. Yağsız gibi geldi. Bugün benim altınımı kazanan ana kuzusu. Bir şey sezemiyorum şu an gözlerinden. Ben olsaydım biber de alırdım. O senin takdirin. Bugün benim altınımı kazanan ana kuzusu. Ana kuzusunda bugün alışveriş görevi Kübra'nın. Kübra'nın 50 lirası ve 1 saat vakti var. Nereye geldik Kübra? Bugün Mecidiyeköy'deki pazara geldik. Ne alacağız? Turşu için malzeme alacağız. Evde turşu kuruyor musun? Ya
kurmuyorum. Peki annen turşu kuruyor mu Kübra? Annem turşu yani nadir diyelim anneannemden gördüğüm kadarıyla. Anneannen ne turşusu kuruyor? Karışık turşu yapıyor. Lahana turşusu, pancar turşusu yani yapıyor. Peki sen bize nasıl bir turşu malzemesi alacaksın Kübra? Ben size 3 tane malzemeli turşu yapacağım. Lahana, havuç, bir de küçük salatalık turşusu. Hadi bakalım hayırlı alışverişler. Yıllardır kendi turşularımı hep kendim yaparım. Hiçbir zaman dışarıdan turşu almadım. Turşuluk malzemeler zaten çok pahalı malzemeler değil. Biraz da pazarlık yaparsa alır yani kolay. Şu an belki annelere bir şeyler bakabiliriz. Paramız artarsa bütçemizden kalan ki ben öyle umuyorum. Yelek mi alacaksın Kübra? Evet bunu Semra teyzeye alabiliriz. Semra teyzelik tam. Yok Hatice teyzeye. Hatice teyze. Sana söylüyorum bak bu çok güzel olur sana. Abi bunlar ne kadar? 15. 15 TL. İndirim yaparsın alırsan. Turşu kurmayı bilmeyen Kübra bakalım pazarda ne yapacak? Turşucu gördüm bir saniye. Abi turşu nasıl yapılıyor? Valla ben bilmiyorum bunun annesi abi, yapıyor. Abi turşu üzüm sirkesiyle mi yapılır limonla mı? Hiç bilmiyorum bunun annesi yapıyor. Abi turşu nasıl yapılıyor? Üzüm sirkesiyle mi limonla mı? Üzüm sirkesi, elma sirkesi, limon suyu. Ben üzüm sirkesiyle yapsam nasıl yapacağım? Tuzlu su olacak. Evet. Üzüm sirkesi, bir çay bardağı üzüm evet. sirkesi. Peki içine nohut konuluyor mu? Nohut falan yok, mı duymuştum? Yok. Hani uzun şey daha çok konması için. Gerek yok. Ha gerek yok. Yok. Aa ben şunu görmüşüm. Şunun ismi ne? Çubuk. Ankara çubuğu. Ankara çubuğu. Abi tadabiliyor muyuz? Tabii. Ben salatadan tatmak istiyorum. Çok güzel. Çok beğendim. Elinize sağlık. Abi teşekkür ederim turşu için. En önce lahana alması lazım bu turşuya. Ne kadar o? 2 lira. 1 lira olmaz mı? Olur. 1 liraya versene alayım ne olur. Gel. Abi 1 lira ya. Abi ya helal olsun. Alacağım hemen alıyorum. 1 lira değil mi? Verdim 1 liraya. Tam koymuş 1 lira. Evet. Teşekkür ediyorum. Abim benim ya. Pazarın kralı yemin ediyorum. Sıkı bir pazarlıkla ilk alışverişini yaptın Kübra. Yaptık, abiyle yaptık. Hayırlı bol kazançlar versin. Allah size. Lahanayı aldın ama onunla turşu yapılır mı? Yapılır. Lahana turşusu zaten. Lahana önemli. Turşunun ana malzemesi bence lahana. Allah bereket versin. Paranın üstünü saymayacak mısın? Sayacağım. Amca bana yanlış vermez paranın üstünü ya. Dur bakayım. 45... 49 TL'miz var. 1 liraya lahana aldık. Turşuluk salata. Turşuluk salata yok mu abi burada? Minik kornişon mu deniyor? Ne deniyor? Ay 1 liraya havuç verin bana ya. Yarım kilo. 1 liraya verir misin? Kilosu 1 lira. Kilosu mu? Evet. Niye ya? Yarım kilosu mu 1 lira? Tabii. Yarım kilo kaç tane abi, geliyor? 3 tane. Üç, abi çok az ya. 3 tane. Bir dakika. 3. Valla. 4 tane ver 1 lira verin. Alacağınız lazım. Tamam. Abi. Bir dakika abi alıyorum. Evet buradan aldık havuçları. Kübra havuçta turşu yapılır mı? Yapılır. Emin misin? Eminim. Turşu yapılır değil mi abi bunlarda? Yapılır. Paramızı nereye koyduk? Ay, tamam yoksa bir şey olmaz hadi bir şey olmaz. Ben ay teşekkür ediyorum ay kralsın abi. Ne kadar sarımsak? Sarımsak 20. 20 mi? He. Ne? Atıyorsun şu an. Ne atacağız ya 20? Bir tane sarımsak 20 mi? Bir tane mi? Evet. Biz zannettin sen kilo alacaksın bir tane. Bir tane al orada bak sonra ona bak verir o bak karşıda. Ay bir tane sarımsak alayım mı? Bir tane alayım mı bedavaya ver ya bir tane şey yapacağım. Abi Allah bir tane daha versen turşu yapacağım. Abim benim be. Yemin ediyorum var ya pazarın kralısın. Bak evet sarımsağımızı bile bedavaya aldık. Turşu şey havucumuzu bedavaya aldık. Ya bu pazarcılar abi hepinizi çok seviyorum yemin ediyorum. Minik salata
mu? Turşu mu? Turşuluk salata minik. Ha. Nerede? Orada. Abi minik ama lazım. Ne ya? Ne? Bunlar ne kadar kilosu? 4 lira sana 5 olur. Abi ya indirim yap biraz. Ne olur bütçem yok. Ya ne olur ya. Abi ya bedava bile versen var ya nasıl mutlu olurum. Birazcık. İşten biraz... mi kovduracaksın beni ayol? Abi kilosunu biraz ucuza ver hadi. Al. Abi biraz seçim ya ne olur. Havuç ve sarımsağa para vermedin Kübra. Salatalığı da bedava almak istiyorsun. İyi de esnaf hiç mi para kazanmayacak? Ya esnaf beni seviyor. Abilerime çok teşekkür ediyorum. Abi ne olur. 1 lira ver Kübra. 1 lira mı? 1 lira. Ay çok teşekkür ediyorum. Para almıyorum ha. Hayır. Pakette. Veriyorum abi. Teşekkür çok teşekkür ederim. Allah bol kazançlar versin. Bunu aldım şükür dedim senden Kübra. Abi kaya tuzu var mı? Abi kaya tuzu lazım ya. Ne kaç kadar? Kilo? Bir bakayım ne kadar? Bir turşu şu kadar yapmam için ne kadar lazım? 1 kilo almam. 1 kilo ne kadar? 3. Abi 2 liraya ver ya. Yok. Abi 2 liraya. Kurtar mı? Abi bütçem yok. 5 tamam dakika da, var. Sirke var mı? Sirke de var. İkisini bana ne olur. Ver. Abi bir şey yap ya. Abi bütçem yok ne olur. Turşu yapmak için kavanoz ver bana. Bak sende vardır. Çok ısrarcısın Kübra. Esnaf abi daha ne yapsın? Abi bana çok yardımcı olun. Ben geleyim turşuyu ben yapayım. Abi ben yapmayacağım. Ben malzemelerini alıyorum. Abi kavanoz verin bana ya. Ne olur turşu yapacağım. Abi kavanoz verin ya. Yine bedava almak istiyorsun Kübra. Parasını vereceğini söylesene. Abi parasını vereceğim kavanoz lazım. Para, parayla satmıyoruz. Ha beri kavanozumuzu da alıyoruz şu an. Evet. Kaya tuzunu aldık sirkeyi. Esnafı çileden çıkardın gibi Kübra. Hadi hayırlısı. Hepsi benden şikayetçi. Hepsi şok oldu. Hepsini bir bedava alma çabam. Abi bir tane mi vereceksin? Abi bir tane daha ya. Abi iki tane. Allah razı olsun abi. Bize 3 kavanoz lazım ama. 3 tane mi? Abi 3 tane. 2 tane daha lazım. 3 tane yapacak. 3 tane mi istiyorsun? 3 tane kavanoz. Ama patron oradan bağırıyor. Kim patron 15, kim? 15 lira diyor tane. Ya abi ne olur ya bak bütçem var. Süren azalıyor Kübra. 3 dakikan kaldı. Sirke. Kübra, sirke yok mu? Abi nasıl yok? Ay sirke nerede var burada? Sirke nerede? Abi kaç para? Abi ne olur çabuk. Tam 5 lira ver. 5 lira mı? Abi 2 lira vereyim ya. 3 lira bak bozdum. 3 lira bozdum var ne ya olur. Sen var ya. Abi bir... gideceğim 3 lira. Tamam da bak sen bizi batıracaksın. Abi bozduk 3 lira var. Bak ne olur sirke alayım. Ya kız abi, 3 lira zaten. 3 lira verin. Son 1 dakikaya girdik. Sirke. Sirke nerede? Sirke nerede var? Abi sirke ne? Sirke nerede? Yok bizde yok. Liman alacağım. Bir dakika sirkeyi boş ver. Abi liman ne kadar? Ne kadar çabuk. Koy. Tamam. Abi 2-3 lirayı ver bütçem yok. Tamam. Bitti. Evet çok teşekkür ediyorum pazardaki bütün abilerime, amcalarıma. Geri geldi bedava verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ölüyorum şu an. Çok korktum alamayacağım diye. Neyse limonu aldık. Alışverişi bitirdik. Kübra kaç lira harcadığını biliyor musun? Bakıyoruz paramıza. 20. Bana 50 lira bütçe verdiniz. Ben bütün turşu malzemelerimi şu an elimde. Ay ölüyorum. 43 liram var. Kübracığım listeyi de bir kontrol etsek eksik var mı? Lahana. Lahanamız burada. Aldık. Havuç. Havuç nerede? Havuç yok. Bir dakika. Evet. Havucumuzu da aldık. Salata. Salatalarımız. Salata nerede? Evet. Salatalarımızı da aldık. Sirkeyi bulamadım. Bulamadığım için limon aldım alternatif olarak. Limonumuz da burada. Bir sürü limon aldım. Kaya tuzunu aldık. Abim sağ olsun var ya bedavaya yakın verdi yani bana. 3 tane de kavanozumuzu aldık turşuluk. Sarımsağımız. Evet. Sarımsağı da aldık bitti. Evet. Bütün alışverişim bitti. Şimdi ana kuzusu evine gidiyoruz. Çabuk ol. Sil. O süre bitti ya.
ne? Bu ne? Konuş hadi bir şey de. Ney bu? Normalde evde tozları hep Simge alıyor. O yüzden başarır alır diye düşünüyorum, evet. Görev sırası Simge'de. Simge'nin özel olarak kirletilmiş televizyon ünitesini 10 dakikada temizlemesi gerekiyor. Önce anneler kirleri kontrol ediyor. Evet ama şey ya, bunlar toz bence çabuk olur gibi geliyor ama şunların işlerini falan herhalde güzel yaparsa. Çubuğu da falan temizlemesine ilk önce şeyleri, peçeteleri kaldırıp sirkeleyip ondan sonra hep. Zaten bunları komple çıkaracak, çırpacak. Evet. İçlerini temizleyip mesela şunların işleri de var mı acaba? Ha, bunların işlerini de alması gerekiyor. Kolay yani, çok. Yani bence de çabuk bitireceği bir iş yani. Aynen. Simge'nin bu temizliği yaparken nelere dikkat etmesi gerekiyor sizce? Silerken şimdi bunları, eşyaları yendirirken rahat kolaylıkla bir bezle alabilir önce. İkinci bezde tekrar yine böyle sileceğiz. Tertemiz bu eşyaları silerek koyar yine yerine. Sıcak mı soğuk mu su kullanmalı peki? Ilık olabilir suyu. Çok sıcak olmaması. Evet, lazım. Çok sıcak olursa şeye zarar verir mobilyaya. Ilık suyla yapabilir. Kolay yani, 5 dakikaya yapar. 10 dakika çok bana göre. Mobilyaları neyle silmeli sizce? Sirkeyle silmesi gerekiyor. Sirkeyle silecek ama sirkenin bir kokusu oluyor ya, onu da bir duru suyla bir dalması gerekiyor herhalde. Semra Hanım cam silinirken bir ipucu vermişti. Limon kullanılırsa kokuyu alır demişti. Bu mobilya yani olmaz. Limon kullanılmaz buna. Neden bu temizlikte limon kullanmıyoruz? Limon kullandıysa rengi ayrı bir renge ulaşır. Hiç güzel olmaz. Asitli olduğu için evet, şey yapar. Evet, olmaz yani. Cilasını alır. Evet, cilasını alır, leke bırakır. Anneler temizliğin 5 dakikada yapılacağını düşünüyor. Şimdi zaten normalde çok panik halinde olan bir kız, çok heyecanlı bir yapısı var. Bu onun eğer performansına da yansıyacak olursa zaman yönünden biraz problem yaşarız diye düşünüyorum, evet. Suyun içine sirke koyacaksın anneciğim. Tamam. Sirkeyle sileceksin ama sakın limon koyma. Çünkü limon mobilyanın verniğini alır ve matlaştırır. Evet, çirkin gösterir. Orayı bildi. Bu kadar bir sirke koyman yeterli anneciğim. Tamam. Sirke. Annenden püf noktalarını aldın Simge. Hadi süren başladı. Annem ilk önündekileri al. İşte şu an bunların tozunu şey atıyorum buraya. Aferin anneciğim. Aferin. Yalan. Evet. Bence de aslında ilk önce onları toplayıp güzel sonra örtüler alıp camdan bir çırsa daha iyi olurdu. İçlerine biz senin için hediyeler koymuşlar anneciğim. Vazoların, tabakların. Dikkat ediyor musun? Gördüm. Onları bulabilecek misin acaba diye kartonlar yerleştirilmiş. Tamam, evet. Sen de buldun. Dur, çıkardın bir onları. Islatma anne. Onlara sınaç, kuru bezle, yerlere değil yalnız. Yerlere? Hayır, şöyle bir topla. Simge, 2 dakikan geçti bile. Ya of anne, sen niye böyle biraz çabuk çabuk söyle. Yere atayım. Şimdilik şuraya koy onu. Evet tamam, o kabasını alıyorsun Allah şimdi. Ya. Evet. O zaman şöyle anneciğim, şu köşeye. Bu. Tamam, o köşeye dök hepsini. Reçeli ne yapayım? Onu da kızım. İyi tamam, tamam, reçeli de atıyorum o zaman. Bez de pislersin. Köşeye doğru, köşeye. Anne bak bir işe yarayayım. Hadi söylesene, ne yapacağım bez pislik içinde. Ben sana söyledim işte. Bezi camdan bir çırpması lazım. Simge şuraya at kızım, her şeyi sorma, biraz kendin düşün artık o kadarı da. Tamam hadi tamam, söyle çabuk. Tamam, bu kadar toz olmuyor ama yani. Tamam hadi yıka söyle. Yıka bezi, yıkayacaksın işte, söyleyecek bir şey yok. Hı. Yıka. Hızlı söyle. Şeyde kalmadı hiç. Sirke koy anneciğim şuraya. Allah'ım. Biraz. Koy biraz daha. Yeter. Ha, tamam. Sirkeyi parlatmak için mi kullanıyorsun Simge? Evet. Parlatacağız buraları. Tamam, buna şimdi tozu aşağı tarafın anneciğim kaba kirna. Tamam, inceyi yapmıyoruz şu an. Simge'nin dikkat ettin mi? Bez tutuşu çok dağıtıyor. Hmm. Halbuki o bezi şöyle toplasa daha pratik olacak işi de. Şimdi git annem onu yıka. Yalnız temiz tarafa batırma sakın onu. Bir koku var sanki. Sirke koktu, iğrenç koktu. Evet. Tamamdan koktu. Bak annem bak, silerken şöyle bir boydan boya. Simge süren azalıyor, daha yapılacak çok iş var. Tamam şimdi orası bitti anneciğim, bak gösterdiğim yeri. Evet, pervazına. Heybeyi indir aşağı anneciğim, heybeyi.
Ahşap daha çok çekiyor kokuyu. Heybeyi çıkar annem oradan. Anne ne heybeyi? Orada kalmayacak o heybe. Aferin. Anne, bak ben annem bizim... şurada galiba bir toz mu şu leke mi? Tam mobilya lekesiymiş o. Tamam mobilyanın lekesi. Tamam yeter. Hadi. Şu ya şu çek. Ay heyecan ben bezi de düşürdü yazık. Kuru bezi getir. Yavaş ver mi? Simge bak kurulamadın ki mobilyaları. Kurulamadın mı? Üstünde toz vardı lazım bir attı. Elindeki kutuyu bırak annem yerine. Hah aferin. Şu pervazlardan bak. Ha. Hadi hızlan Simge. Daha var. Olsun annem yetişir. Ya 2 dakika var ne yetişir? Tamam anne. Yetişir ya, Simge. Olmayayım. Yetişir. Öyle şey olacak değil annem normal hadi, tamam, ya. Söyle hadi söyle çabuk konuşuyor ama çok yavaş konuşuyorsun. Tamam şimdi dantellerini yavaş yavaş ört mobil şey tozları alarak. Heyecan yapma heyecan yaparsan tamam, daha çok. Nereye koyacaktım onu çabuk? Kendin dizayn et bak o köşeye koyabilirsin. İt. Dantellerin tozları üfleyince gidiyor mu Simge? Evet. Hah evet. Tamam bunu yapacağım sonra. Tamam şöyle iki yanına koy anneciğim onları. Dantel ters mi düz mü diye bakıyorum. Bak. O ters evet o ters örttün annem onu. Allah'ım. Bak. Biberonu saçın. Sakin çabuk. Sakin anneciğim. Süre bitti tamam. Sakin diyor işte bu da böyle. Şuşurup kırarsan anlamı yok. Şey tozunu aldın mı sen aldım. Anneciğim? Aldın aldım. Mı? Aldım. Ha aferin. Çok güzel. Son 30 saniye. Ya anne ya. Ay gitti. Bir çok yavaş konuşuyorsun. Son 20 saniye. Yalan. Yavaş kırarsın yavaş. Şimdi bunun tozunu al içinin. İçinin güzelce tozunu. Nereye de elim kanıyor. Vallahi bak. Kesilmiş bütün ellerim. Nereye koyacağım? Onun da üstünün tozunu al yavaş. Hocam biraz 2 dakika durun. Ay anne sen niye böylesin? Konuş birazcık. Strese sokuyorsun beni. Simge konuşacak bir şey yok anneciğim. Ya konuş bir şey. Sen işte elini çabuk tutacak. Konuş. Ne bu? Balık gördüğünü örtmek zorunda değilsin. Çekmeceye koy. Dur. Bir. Şuna koyayım. Simgeciğim süren bitti. Tamam. Aşağının tozuna tabii ki alamadın. Evet. Oysa gayet güzel yaptın. Bak bir kusur şurayı yetiştiremedin. Hey, bak kusursun. Herkesin göz var, izan var. Bakın anneler görün. Eline zarar vermişsin Simge. Annesi yara bandını yapıştırmasına yardım et istersen. Ben yapıştırmam anne sen boş ver. Ben yapıştırırım. Dur önce bir kanını silerim onu sonra. Dur anne dur Allah aşkına. Gazi oldun daha ne istiyorsun? İyiyim. Benim sana diyorum ki biraz yok. Hızlı konuş. Diyorum mesela şimdi ben oraya silerken de hemen onu getirip mesela silke suyu yapıp... Hayır bak her şeyin bir sırası var. Evde yaptığın gibi yapacaktın. Sen panik yaptığın için olmadı. Yani oldu da hani gerek yoktu bu kadar panik yapmana. Olduğu kadar bir tek şurası olmadı. Neyse. Keşke 5 dakika daha olsaydı. Sağlık olsun. Evet Simgeciğim bitirdin galiba işi de. Bitirdim. Ama kendini de yaralamışsın. Evet öyle oldu birazcık aceleden. Neden çok zorlandın Simge? Ya heyecandan elim ayağım birbirine karıştı. Yapacaklarımı da unuttum. Sonra süren azalıyor dedikleri zaman hemen yaptım ama o zaman da kendime zarar verdim. Bilmiyorum umarım yapabilmişim. Bir de ama annene çok şey yaptın. Çok kızıyorsun ona gerek yok. Hayır kızmıyorum. Sadece biraz ben aceleysem o da acele olsun. Ama annen sana gayet güzel gösterdi, söyledi, yap diye. Peki şunu düşünüyor, şöyle düşünebiliyor musun hanım? Senin bu kadar paniğinin ve telaşının içinde ben de sana çabuk. Daha kötü olmaz mıydı? Bak ben seni sakinleştirmeye, düşürmeye çalışıyorum ki daha rahat çalış diye. Sen bana kızıyorsun. Oysa ben doğruyu yapıyorum. Dilimiz işlemeyecekti, elimiz işleyecekti. Sen panik yaptın. Gerek yoktu yani bu kadar. Görevime pek odaklanamadım. Çünkü 10 dakika süren vardı. O yüzden bazı yerleri temizleyemedim. Ve aceleci davrandığım için de buram birazcık yaralandı. Olsun ama. Bir de annemin şeyinden çok rahatsız oldum. Mesela hani... Böyle çok yavaş yavaş söyledi. Hani şunu da yap, hani şu bezi de yıka falan. Çok mıymıntı konuştu birazcık. Ben de o yüzden odaklanamadım. Oradan biraz süre kaybettim. Çok güzel yapmış. O zaman bir gerçekten. Bakalım. Simge televizyon ünitesini sildi. Bakalım annelerimiz Simge'nin yaptığı temizlikle ilgili ne diyecek? Eksikleri buradan biraz
alacak. Oraya herhalde yetişemedi. Evet, orası olmamış. Tam olarak bitirememiş. Şuraları falan da kulak çubuğuyla falan alması gerekiyordu. Bazıların için falan. Bir de Simge, ben çok dikkat ettim. Sen bezi böyle böyle her tarafa tozutmuşsun. Bak mesela onların işlerinde o tozlar kalktıkça bir daha geri gelmiş. Onu öyle yapmayacaktın. Annen sana diyor ya, bezi böyle toplayacaksın. O şekilde yapsaydın böyle toz bir daha gelmez üzerine. Hani emeğin de boşa gitmezdi. Tabloyu aldın mı Simge? Aldım. Aldım işte. Aldım. İşte ama kulak çöpü gerekiyordu yani. Ondaki... Hayır, buna kulak çöpüne gerek yok. Bezi, annen sana bunu söyleyebilirdi. Bezi güzel ince parmağını alıp şunu şöyle, yok, şunu ben şöyle. O da aldı ama zaman yetmediği için şöyle bir alıverdi. Çok ama çok kendini şey yaptın, yavaşladın bence sen. Şunların evet, içlerini evet, aldın işte mı Simge? Zaman kalmadı. Hatırlamıyorum ki ben, o kadar şeyim ki şu anda yani hatırlamıyorum. İçi gerek yok ki içine. İçi gerek. Siz evde silmiyor musunuz içlerini? Yok, içi gerek yok. İşleri tozlanmıyor üstü mu? Üstü kapalı olduğu zaman içi gerek yok. Hacı ablacığım, bunların işleri de tozlanıyor. Ama bu çok kapalıydı. Nasıl toz içine girmiş? Tozlanıyor, bu devamlı kullanılan bir şey yani, orada süs diye durmuyor bu orada. Süs bile dursa yine de. Sonra giremez içine bir şey ya. Ha, demek ki Hacı abla siz evde öyle yapıyorsunuz. Ben bunların işlerine varana kadar temizlerim. O zaman yok. O nereden? Hayır, zamanı olurdu. Tamam. Eğer dikkatli kullansaydı Simge, zamanı olurdu. 10 dakikada gayet iyi bir zamandı. Hanımlar, ben bir de size bir püf noktası söyleyeyim. Bir evet. Tane kuru bez alayım. Kuru bezin üstüne vazelin döküp silersek mobilyalarımız daha parlak olur. Evet, evet. Bir de tozlanmasını geciktirir. Evet. Semra anne, siz de biliyor muydunuz bu püf noktasını? Evet, biz bunu şey dedi, hani malum beyler de birçoğu biliyordur herhalde, arabalarda da bu kullanılır. Hem güzel koksun, beslensin, hem de parlak olsun diye vernik görevi görüyor, parlatıyor mobilyayı. O zaman keşke söyleseydiniz bunu kızınıza. Ama şimdi vazelin burada mı vardı? Aa, ben görmedim vallahi vazelini, ben de yanımda getirdi sanıyorum Sevil Hanım. Ha, doğrudur. Sanki çok güzel temizledin, bir vazelin kaldı en son. Annene çıkışmayalım Simge. Evet. Anne sana gayet güzel her şeyini gösterdi. Yok, temiz oldu kızım. Vallahi temiz, bence temiz. Yine oldu. De hani iyi, temiz, güzel. O kadar uğraştın emeğine. Yine başarmışsın yani. Teşekkür ederim. Evet, başardın. Bence temizledi. Ve çok güzel yaptı, telaşlandı önce. Çok telaşlıydı kız. Ve bir anda böyle durakladı, tekrar yine başladı. Güzel yaptı. Evet kızım, neler aldın bakalım? Bir bakalım. Bedava aldım. Bedava aldın da bunu niye aldın kızım? Bunu da öyle aldım. Kızım, ben sana sirke demiştim. Evet anneciğim, sirke demiştin. Havuç yerine domates olsaydı daha güzel olurdu sanki. Ben yeşil domates veya kelek tercih ederdim. Havuçlar biraz daha ufak olabilirdi. Ama içi de kaybolacak, renk görelim. Bunun dış kabuklarından ancak yemek yapılır, turşu yapılmaz. Kübra turşuluk malzeme almak için gittiği pazardan döndü. Anneler de Kübra'nın aldığı malzemeyi değerlendirmek için mutfaktaki yerini aldı. Hoş geldin kızım. Aldın mı her şeyini? Evet. Bir bakalım, merak ediyoruz biz de. Yorulmuşsun. Koşturmuşsun kızım bayağı. Evet kızım, neler aldın bakalım? Bir bakalım. Hanımlar bakalım mı? Evet, çıkarsan evet. Da görelim. Evet, şey aldım, neler aldım. Turşu için kavanoz aldım. Onları nereden aldın? Pazardan aldım. Tuşucudan falan aldım. Tuşucudan aldım. Ha, kaya tuzu aldım. Ha, turşu evet. Yapımında kullanılıyor. Onun haricinde sarımsak olmazsa olmaz turşunun malzemeleri. Sonra havuç aldım. Kornişon aldım. Ne kadar aldın hepsini? Ben 7 TL'ye aldım hepsini. Maşallah yani. Kızım, bayağı bir şeye çıktın. Tasarruflu İyi çıktın aldım. Kızım. Evet, İyi almışsın. Bunları da bedava aldım. Bedava aldın da bunu niye aldın kızım? Bunu da öyle aldım yani. Turşu mu yapacağız onunla da? Yok, yapmayacağız da bundan da turşu olur. Yani bedava diye aldın. Güzel bir şeymiş. Ben soracaktım, merak ettim narı neden aldın yok, bunlar diye. Yok, malzemelerin içinde de ben bedava aldım yani yine. Şimdi turşuluk malzeme, benim gördüğüm bir lahana görüyorum. Evet, 3 malzeme olması gerekiyordu. 3 malzeme. Bir de kornişon. Neden havuç yerine biber seçmedin? Çünkü... Neden mesela... narın yerine mesela ham domates, göğü domates almadın.
Bunları zaten... Hayır, bunlar şey, hediye. Turşu için almamış. Yani, öylesine vermişler. Öyle, pazarda çok böyle olay falan çıkarttım baya. O da abi dedi artık git diye. Bunlar herhalde turşu bana. Dışı olduğu için öylesine bunlar almış. Bunlar turşu dışı. Bunlar turşu olmayacak. Yani bu üç malzeme. Kızım ben sana sirke demiştim. Evet anneciğim, sirke demiştin. Şimdi şöyle bir şey var. Turşuda ya sirke kullanıyoruz ya limon kullanıyoruz. Bu zaten Türk filmlerinde de tartışılan bir konu. Ya sirkeyle yapılır ya limonla. Ben son 30 saniyede sirke hiçbir yerde bulamadım. 30 saniye kala limonu gördüm, limon aldım. Limonla hani olmaması daha kötüydü. Limonla da yapılıyor zaten. Sizce turşuda sirke mi limon mu kullanılır? Bence sirke. Bence sirke. Ben de sirkeyle yapıyorum turşuları. Ben de sirkeyle yapıyorum. Kübra da sizin gibi düşünüyor. Sirke almak istedi ama süresi bitince mecburen limon almak zorunda kaldı. Her yere böyle sirke diye bağırdım. Yok diyorum, pazarda sirke var. Abi diyor, sirke bulamazsın burada. Ne yapacağım, sirke yoksa? Ana maddesi yok, sirke yok. Yani turşu olmaz, kafadan eledim. Şeye baktın mı sen Kübra'cığım? Ben de limon aldım. Bu açık bulgur işte biliyorsun. Evet. O satılan yerlere baktın mı? Onlara orada da oluyor. Sordum. Veya turşuma... Ha olabilir bak, orada yoksa da yokturdur, ona bir şey demiyorum. Kübra, limon tuzu aramış mıydın pazarda? Limon tuzu hiç aramadım. Sanki annen söylemişti. Ben ona sadece sirkeyi mutlaka al demiştim. Evet, ben de pazarda bulamayacağını tahmin edemedim yani. Yani yok, gerçekten ben de tahmin etmedim pazarda hani olmayacağını, hiçbir şekilde yok. Ben sirke diye her yerde bağırdım. Olabiliyor. Herkes bulamazsın falan dedi. Son saniyelerde zaten limonu gördüm. Limon aldım. Kübracığım, neden yeşil domatesler var, onlardan da alsaydın. Havuç yerine domates olsaydı daha güzel olurdu sanki bu turşu. Annesi içinde. Helal, ben ona öyle söylediğim için. Ya ben şey, normalde mesela hep turşulara gittiğimde klasik olarak karışık turşu, havuç. Ya normalde ben de zaten havucu sevmiyorum turşucu açıkçası. Ama şey, hep gördüğüm olarak böyle hep havuç var, illaki kornişon vardır ve illaki lahana vardır. Hani bu üçü illaki her turşu malzemesinde marketten de alsak, dışarıdan da alsak vardır yani. O yüzden olmazsa olmaz diyerek düşündüm. 3 tane malzemem vardı, kısıtlıydı. Evet, 4-5 tane olsaydı ben domatesi, biberini zaten alacaktım ama kısıtlıydı. 3 tane alıp ben seçtim 3 tane. Bir de annem dedi, kızım havuç al dedi. İşte salata al dedi. Bir de lahana al dedi. Ya havuçla lahana yakışıyor ya birbirine. Ben de ondan dolayı öyle dedim. Ben de onu diyecektim herhalde Arzu Hanımcığım. Yani benim herhalde tahminim diyorum tabii ki. Havuç garnitür olarak sanki hani turşunun renkleri malum bilirsiniz ya, ajurdur mesela, beyazdır, biberdir işte diyelim hani çok renkli değildir, veya lahana gene o da beyazdır, kornişon da sanki bana öyle gibi geliyor. Havuç sanki böyle bir renk versin diye garnitür olarak hani aralarda, hani esas ana madde olarak turşuda ana madde olarak değil de hani arada böyle bir lezzet versin, aroma versin, bir garnitür olarak renk versin diye kullanılıyor diye düşünüyorum. Bana kalsaydı o üç malzeme, evet, lahana olurdu, kornişon olurdu. Ben yeşil domates veya çilek tercih ederdim. Ben evde turşu yaptığım zaman kaya tuzu hiç kullanmam. Gerçekten kullanmam. Normal tuz. Normal tuz kullanırım, evet. Ve en birinci turşu da... İşte demek ki herkesin yaptığı farklı. Evet, yani sizinki öyle, Semra Hanım'ınki öyle. Ben de böyle bildiğim için böyle söyledim kızıma. Ben de mesela kaya tuzu kullanıyorum. Onun turşuyu daha diri tuttuğuna inanıyorum eritmeden. Anlaşılan herkesin turşu kurma yöntemi farklı. Yöreye ve kişiye göre değişebiliyor. Peki Kübra'nın aldığı malzemelerin kalitesini nasıl buldunuz? Doğru malzeme seçmiş mi? Havuçlar biraz daha ufak olabilirdi. Havuç büyüktür yani turşu için. Daha ince, daha çıtır. Daha ince ve böyle yani. Bu havuç şey havucu, meyve suyu suyunun... Bu salataya gider. Suyundan faydalanmak için meyve suyu olarak kullanılır. Ya rende yapılır. Rendele. Turşunun içinde bir zaman sonra sertleşiyor ve odunsulaşıyor. Lezzeti kalmıyor. Yok, ince kesin. Onun için ince ve böyle daha bir narin bir zaman böyle havuç olsa daha güzel olurdu. O kadar güzel oluyor. Ama içi de kaybolacak. Renk görelim. Biraz yok kızım, böyle olsun. Böyle büyük olmaz. Yok, inceleyecek zaten. Böyle koymayacağım teyze içine. Yok, olsun biliyorum. İnce ince böyle. Keseceksin. Keseceğiz. Evet. Ama zaten turşucularda beni bu kadar görüyor. Ama dururken niye böyle büyük alıyorsun? Tamam, biz ya? De şuralarını koyarız. Şuraya kadar büyüyor zaten. Bunlara bakın, en küçük bunu ben kendim evet, seçtim. Evet, yok kornişonların güzel. Yok, evet. Bunlar çok güzel. Evet. Bunlar çok sarımsakların güzel. Sarımsakların da güzel. Lahanası güzel, evet. Limonun da yan güzel. Yan sarımız şey havuçta. Lahanayı alırken nasıl aldın? Alırken. Nasıl istediniz? Lahanayı bedavaya aldım.
Bedavaya. Ne dedin adama alırken, ben turşu mu yapacağım dedin, hani sarmamı evet, saracağım dedin. Evet, turşu yapacağım abi, bana lahana ver dedim. Hemen dedi al, hatta bunun bir tanesi vardı, ben dedim çok fazla olur dedim. Sonuçta kaplarımız büyük değil. Dedim abi onun yarısına bölelim falan böyle. Tamam dedi, zaten bunu bedavaya aldım. Turşuluk ve sarmalık lahana farklı oluyormuş. Yeni bir püf noktası daha öğrendik. O zaman turşuluk lahana nasıl olmalı? Nasıl anlarız turşuluk lahanayı? Şimdi sarmalık lahana... Böyle böyle kesilir. Yeşil olur, sarmalık ince yapraklı olur, yeşil olur ve bastığınız zaman da yumuşak olur. Ondan çok güzel bir lahana sarması yapılır. Bunun dış kabuklarından ancak yemek yapılır. Turşu yapılmaz. İçten yapılır. Yani bu normalde aldığınız zaman şu zaten yemeklik dış kabuğunu çıkaracağız. Ancak biz işte turşu yapacaksak ancak şu kısmını sadece kullanabileceğiz. Kökünü ayırdıktan sonra artık şu kadar bir şey çıkacak sanıyorum. Sadece şu kısmını kullanabiliriz turşu olarak. Şu üst yaprakları şu tabaka sarma olduğu için. Gibi evet. Yemeklik. Sarmada bir yemeklik. Turşuluk aldığımız zaman lahanayı da aynı o şekilde alacaktık şimdi yani. Şimdi turşuluk lahana şey olur biliyorsunuz, bembeyaz olur ve çok sert olur. Bu yemeklik mesela, sarmalık da değil yemeklik, ama dediğim gibi o iç kısmını kullanabiliriz, oradan turşu yapılabilir. Zaten iç kısmını kestiğimizde kestikçe büyüyor bu lahanalar, buraya çok fazla büyük, zaten ben de öyle düşündüm, buraları aldığımızda burası kalıyor. Bence yeterli bu 3 kavanoz için. Kübracığım o da ayrı bir mesele, yani bilmiyorum sizler nasıl yapıyorsunuz da. Şimdi ben onlara da söyleyeyim, o eziyet yavrum, normalde yaparken o kadar küçük kapları neden aldın? Ya benim annem bana şey dedi, benim annem söyledi, annem hep küçük yapar. Hatta benim yengem bile şu kadarcık pet şişelerde yapar. Biz de öyle seviyoruz. Benim annem bana öyle öğretti. Benim anneannem de bu kadar şeyle yapıyordu. Ya çünkü biz neden böyle yapıyoruz? Hemen bir anda açıyoruz, 3-4 seferde bitsin. Çünkü yani öbür türlü ama turşu mesela zaman... hani kış boyu yenilsin diye yapılmaz mı mesela, hani hemen bitsin değil de hemen açtığımız zaman bitirmek istiyoruz. Öbür türlü üstü şey oluyor, küfleniyor, bir şeyler oluyor. Evet. O yüzden ben de sevmiyorum. Böyle az az ufak ufak daha annem güzel söyledi olur. Yani. Doğrudur tabii. Peki turşuyu kurduktan sonra ne kadar beklemesi gerekiyor anneler? Turşuyu kurduğumuz zaman eğer hava sıcaksa bir haftada olur. Ama sıcak değilse 10 gün, 20 gün o arada olur turşu. Sonra olduktan sonra da tabii ki mutlaka ki turşuyu buzdolabına koymak gerekir. Çünkü dışarıda konulduğu zaman üstü bar deriz. Hani o turşunun hem tadını bozar, lezzetini, hem içindeki sebzelerini yumuşatır. Olduktan sonra buzdolabına koymak gerekir. Şimdi bunları yaparken hani harcını da belki ayrı yapmak gerekecek, belki kovada. Tabii herkesin usulü farklı. Ben normalde alırken 3 kiloluk ya da 5 kiloluk kaplar alıyorum Can. Onun içine yapıyorum böyle toplu halde. Ben daha pratik geliyor bir şey bana soracağım, o şekilde hazırlamak. Semih Hanım, siz hep mi yaptığınız kavanozları buzdolabına koyuyorsunuz? Turşuyu mu? Evet. Ben olduktan sonra turşu yer, hava büyük. Sıcaksa... Hava sıcaksa diyecektim. Hava sıcaksa. Soğuktayken çünkü hep balkona koyulur ya hani, çünkü büyük bir kavanozlar buzdolabına sığmaz evler yani. Evler kaloriferli ya, şimdi onun sıcağı bile turşuyu etkiliyor ister istemez etkiliyor. Gerçi öyle bir şey olursa ben süzgüyle alıp atıyorum da hani çoğalmasın maya diye. Buzdolabında sıcaksa saklıyorum. Tabii yoksa dediğiniz gibi balkonda saklıyorum. Dışarıda, evet. O zaman hep birlikte imece usulü turşuyu kuralım. Ne dersiniz? Olur. Kuralım. Bütün anneler Kübra ile birlikte işe koyuldu. Salatalık ve kavanozlar yıkandı. Lahana doğranırken sarımsaklar soyulmaya başlandı. Turşuyu yaptığım zaman ben tuzuyla birlikte sarımsak döveceğinde sarımsağı eziyorum. Dövüyorsun? Evet. Hani derler ya sarımsağın feri derler, limonun feri derler. O sarımsağın içindeki aroma dağıldığı için hem turşuyu daha sert tutuyor hem de inanılmaz farklı bir lezzeti oluyor. Ben böyle bir ezerim. Turşuya şeker koyanlar da oluyormuş, doğru mu? Turşuya şeker konulur mu? Şeker. Evet, ben yazın yapıyorsam şeker koyuyorum. Şeker turşunun çabuk ekşimesini sağlıyor. Daha çabuk zamanda şeker çok güzel olmasını yapıyor, sağlar. Hem sohbet eden hem çalışan anneler maharetli elleriyle kısa sürede turşuluk malzemeleri hazır hale getirdiler. Evet, turşularımız da hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah iyi günlerde sağlıkla, sıhhatle yemeği nasip etsin inşallah. Çok güzel oldu turşularımız. Ellerimize sağlık. Ellerinize sağlık hanımlar. Hepimizin eline sağlık. Ben yorumların adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar pazarda yani 7 TL'ye bir sürü şey aldım. Ama buna bakmak yerine limon tuzunun eksik olduğunu söyledi Semra teyze.
Ben de limon tuzunu araştırmıştım. Limon tuzu olmasa da oluyormuş. Tamam, sirke bulamamış olabilirim. Haklılar ama pazarın her yerinde sirke sirke diye bağırdım ve hiçbir yerde yoktu. Bu yüzden ben de limon aldım onun yerine. O da saniyeler kala aldım. Yani sonuçta bunu da mutlu olmaları gerekiyordu. Ama olmadı yani. Eleştiri aldım hep. Keşke ben ilk bandajlarını çıkarsaydım, beyazlarını böyle... Böyle az bir şey bundan bırak. Bir de tellen ya. Suya ben koyayım biraz sirke. Saçlarımı kurutacağım anne, bozuldu. Boşu boşuna getirdi saç kurutma makinesini. Biraz bana güvenir misin yap, anne? Yap. Elimi kayganlaştıracak. Ben ne yaptığımı biliyor muyum? Aşkım delisin. Sürme anne. Lütfen Allah'ın aşkına. Sürme onu şimdi. Ben biliyorum. Ana kuzusunda görev sırası Elif'te. Elif hanımların ortak derdi olan bir görevi yapacak. Cam kavanozdan etiket lekesini çıkaracak. Bence de yani gerçekten uğraştıracak bir iş. Ama kavanozları alıp da şuraya 5 dakika beklerse orada daha çabuk çıkarma şey olur. Ben bir de bir şey söyleyeceğim. Şu yumurtaları koymuşlar ama... Elif inşallah kullanmaz. Kullanırsa kavanozlar ne hale gelir? Benim bildiğim bir püf nokta yumurtalı yok. Ben kendim de evde uyguladığım yöntem, kavanozları bir 5 dakika kadar sıcak suda bekletirim. Yumuşadıktan sonra bir kimyasalla sert bir şeyle işte bezle veya o telle ovarım. Bir de bir ufak daha püf noktası var tabii benim bildiğim. Bakalım Elif onu bilecek mi? Zeytinyağı var orada. Ne işe yarar ki? Şimdi zeytinyağı. Siz biliyor muydunuz hanımlar? Yok, ben de bilmiyordum zeytinyağını. Zeytinyağının yapışkan çıkarma, yapışkanı sökme özelliği vardır. Sıcak suda bekledikten sonra biraz kendisi soyduktan sonra kalan dip kısımlarını zeytinyağı koyar. Ondan sonra eğer bir telle falan ovuşturacak olursa daha kolay uğraştırmadan daha kolay çıkarabilir diye düşünüyorum. Hatice anne biliyor mudur acaba bunu? Sıcak suyu bilir diye düşünüyorum. Hani yaşı gereği o da mutlaka kullanmıştır. Ama zeytinyağını bilemiyorum. Onu herkes bilemeyebilir. Ama sıcak suyu kesinlikle kavanozları içinde bekletir diye düşünüyorum. Ondan sonra ovarlar. İnşallah başarır Elif. Zaten çoğu annenin de bildiği sıcak sudur diye ben de düşünüyorum. Evet, ben de o şekilde sıcak suya bekletirim biraz sıcak suda. Ondan sonra çıkartırım. Yumurtaları falan herhalde kafa karıştırmak için koymuşlar. Bence de evet, yumurtanın kullanılabileceğini ben de düşünmüyorum. İnşallah yapabilir. İnşallah güzel bir sonuç alır Elif. Ama kolay değil. Kavanozlardan bunu çıkarmak hiç kolay değil yani. Değil. Çok uğraştırıcı ve zor bir iş. Evet, çok zor. Ya zaten kuruyken çıkması gerçekten zor. Biraz suda beklemesi gerekiyor. Bir 5 dakika beklemesi gerekiyor. Biz bu görev için Elif'e 15 dakika verdik. 6 kavanoz var. Yeter mi bu süre sizce? Yeterli gibi geliyor bana. 5 dakika zaten onların beklemesi. 10 dakikada onları çıkarması. Pratik şunu da yaparsa hemen çabuk. Zaten sıcak suya girdikten sonra o zaten yumuşayacak, hemen çıkacaktır. Ben 15 dakikada yetiştirebileceğine inanmıyorum. Ne kadar da olsa sıcak suda da beklese onları tam anlamıyla çıkarması kolay değil. Yani 15 dakika yetmeyecek ama ona verilen süre neyse elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. O ayrı mesele tabii ki. Eğer Elif onu sıcak suda bekletirse kolayca çıkabileceğine inanıyorum ve yapabilir. Bence Hatice Hanım Elif'e yardım edecek. Bunun püf noktası... sıcak suda olması. Sıcak suda ne kadar fazla durursa o kadar etiketler daha çabuk çıkar. Elifciğim, görevin hakkında ne düşünüyorsun? Görevim aslında kolay gibi gözüküyor ama zor. Çünkü kavanozların bandajları çok ince, beyazlarını çıkartmakta çok zorlanacağım. Püf noktalarını biliyor musun peki? Püf noktalarını biliyorum. Sıcak suda bekleteceğim. Saç kurutma makinesi de olsaydı onunla kurutacaktım ama vaktim kısıtlı. Sıcak suda bekleteceğim, telle ovacağım. Biliyor muydun saç kurutma makinesini? Bu bilgileri annem mi verdi yoksa biliyor muydun? Püf noktalarını annem verdi. Annem çünkü her şeyi evde telle ovalıyor. Öyle çıkartıyor yağ lekelerini falan. Bu da öyle çıkacaktır. 15 dakikan var Elif. Bu süre yeterli mi? 15 dakika yeterli süre değil. Çünkü 6 kavanozum var ve bandajları çok ince, bu beyazlar çıkmıyor. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sıcak suda ne kadar bekleteceksin? Bekletme sürem aslında... 10 dakika bekletebilir miyim? Ama annelerimiz 5 dakika yeter dediler. 5 dakika yetmez. Öyleyse süreni başlatıyoruz Elif. 15 dakikan var, unutma. Bakalım başaracak mısın? Şu an elim yandı. Doldurma suya. Ne yapıyorsun? Bir şey olmaz ha. Kaynar suda yıkanmış oluyor.
Ben gene ovalamaya başlayayım, vaktimden gidiyor. Neydi bu? Burası? Çıkmıyor, çıkmıyor anne, çıkmıyor. Elif, bu görev için sana verilen malzemeler neler? Bıçak var, sirke var. Aslında sirkeyi deneyeyim ben. Aman dikkat et Elif, elini kesme. Bıçak kavanozu çizmez mi? Tersiyle yapayım ki çizmesin. Ters. Aslında bir kavanozda şeyi kovalsaydı hem o kadar yerlere de şey yapmazdı. Bir de bundan çıkmıyor ya. Biraz bundan. Keşke ben ilk bandajlarını çıkarsaydım, beyazlarını böyle. Böyle az bir şey bundan bırak. Bir de tellem ya. Suya ben koyayım biraz sirke. Etki eder mi? Etki etmez, ben leke çıkart. Ama sirkenin leke çıkartma şeyi var. Lekeleri kesin çıkartır, etki eder en azından. Bu yumurtayı niye koymuşlar anne? Yumurta nasıl? Yumurta... Yumurtam oysa. Çıkmıyor anne, çıkmıyor. Çıkmıyor. Bir tane bitir, sonra onu şey. Anne hepsini yapmam gerek, bir vaktim az. Bıçak en etkili. Bak bıçakla soyacağım. Saç kurutma makinesi olsaydı demiştin Elif. Bak işte geldi. Hemen alayım. Anne bunu, priz nerede? Bu ne yapacağım? Saçlarımı kurutacağım anne, bozuldu. Gel sen buraya bakıp kaybedin sen. Tamam ilk ben onları yapayım. Sen onu, şu an onunla bırak. Uğraşamam. Hatice anne, Elif ne yapacak saç kurutma makinesiyle? Boşu boşuna getirdi saç kurutma makinesini. Sanki saçı kurutuyorsun. Evet. Anne ne şey yapıyorsun? Ha, kire tel bin ki tel. İki dakika besleyelim. Zeytinyağı var orada Elif. Denesen nasıl olur acaba? Bulma. Zeytinyağı eksir, fena teyze. Elif, bul lan ya. Elimi kayganlaştıracak. Ben ne yaptığımı biliyor muyum? Anne ne yapayım? Şu an kayıyor, daha çok kayıyor bu. Niye ben zeytinyağı boşu koydum? Boşuna şimdi koydum. Bütün yöntemleri deneyen Elif'in zamanı daralırken telaşı da arttı. Yazık, heyecandan bayağı bir karıştırdı. Hadi ya kefime her al bunu. Bunu koy sıcak suya. Elifciğim annen ne diyor? Annem Arapça konuşuyor, sıcak suya koy diyor. Sıcak suya koy ya. Ne orası senin? Çıktı bak, mis gibi oldu. Elifciğim zeytinyağı işe yaradı galiba. Yaradı. Anne ya, bana telaş yaptı mı? Bana bir şey bak, ya. Bak çok güzel çıktı, tamam. Devam et bununla. Elif seni dinlemiyor Hatice anne. Dinlemiyor evet. Şu an çok konsantre oldum. Beyin ameliyatına girdim sanki. Al bunu da yap hadi. Anne beni biraz neşelendirir misin? Ay le 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 le, ay le le hanne. Vay le 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 le, vay le le hanne. Cibulle gönülle biyatene cünül hanne. Vallahi ene mocine le motecel kenne. Ay le 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 le, ay le le hanne. Vay le 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 le, vay le le hanne. Teşekkür ederim. İyi geldi mi bu sana Elif? İyi geldi biraz. Bu sakinleştim. Bununla ya. Lekeleri de çıkarmaya başladın. Evet. Son olarak parlatmada sirkeyi kullanmam gerekiyordu. Ben yanlış yaptım. 7 dakikan kaldı Elif. Tamamdır. Anne saçımı geri atsana. Şu sazıma bir düzen ver. Unuttum. Bir tane yapsın. En azından görürüz bir tane yapmış. Talaşlandırıyorsun ha. Bununla ne yap, biter şimdi. Dur kurutayım. Kurutmadan telle yaparsan bir gücüm bir şey ifade etmez. Hadi çok konuş. Anne elimden çekme anneciğim. Biliyorum ben şu an ne yaptığımı. Sirkeyi şimdi koyarsam etki eder. Eğer o demin koysaydım etki etmezdi. Dur şunu da ben yıkayayım ki hiç kötüleri kalmasın. Akmoyteyla. Bu niye çıkartmıyor, ben onu da anlamadım. Çıkarmıyor bu. Elif, son 5 dakikaya girdik. Süren yetecek mi? İnşallah yetecek. Ben peçeteyle kuruyayım ki kuruyunca daha güzel olur. Aşkım delisin. Sürme anne, lütfen Allah'ın aşkına. Sürme onu şimdi, ben biliyorum. Her şey biliyorsun. Al. Tamam.
Bak maşallah. Manzarayı izlerim ben bunun kadar. Aldım. Tamam. Anne limon süreceğim buna şimdi. Bak bu bununla ya, bununla ya. Anneciğim kutu. Yapıyorum. İnan olmuyor. Bak, bak dokun Allah'ın aşkına dokun. Bak olmuyor. Olmuyor. Biraz bana güvenir misin yap, anne? Yap. Ben biliyorum ya. Ne yaptığımı. Güven biraz bana. Olan olmuyor. Yemin ederim oluyor. Vallahi oluyor. Al Kur'an çarpsın ki oluyor anne. İnanmıyorsun sen bana. Al bunu da ya. Tamam. Yandı. Al beni de. Elif bir dakika kaldı. Tamamdır. Ya ıslattı ya şimdi. Sen ucundan tutsa kalkacak. Elif ellen bak ne güzel oluyor ya. Anne çekil oradan. Anne sen otur beni telaşlandırma bitiyor zaten zamanım. Son 10 saniye. Üç, iki, bir, süren bitti Elif. Uyandım. Harçlandım. Elif'in görevi 6 tane kavanozu temizlemekti. Ama Elif 3 tanesini temizleyebildi. Bunun için düşüneceğim. Elif'in görevi çok zordu bugün. Gerçekten ellerini falan yaktı, etiketleri çıkartamadı, zorlandı. Ama 3 tane kavanozu güzel çıkarmıştı. Telaşlandı, sıcak suya soktu. İşte ne yapacağını bilemedi. Aslında su çok sıcaktı, elini sokmaması gerekiyordu. Elif'in temizlediği 3 kavanozu beğendim, diğerlerini beğenmedim. Çok telaşlandı. Ama kendim düşüncem başardı. Her baba yiğidin harcı değil 15 dakikada 6 tane kavanozun etiketini çıkartmak. Diğer kızlar kolay görüyor şu an için benim görevimi. O öyle değildi. Bulaşık süngerimle bulaşık telim hiç sert değildi. Bıçak olmasaydı yapamayacaktım. Ama ben başardığımı düşünüyorum. O 3 tane kavanozu çok güzel bir şekilde parlattım. Ve annem bana yardım etmemesine rağmen. Elifciğim geçmiş olsun. Harçlandım ama. Ay ya. Nasıl geçti? Çok yaktım. Peki nasıl yöntemler kullandın çıkarmak için? Nasıl yöntem kullandım? Evet. Sıcak suyun içine koyunca Arzu anne şu işi çok güzel oldu da bu için yapamadım. Hani bazıları çok iyi olsun dedim. Vakit az çünkü onu anlayın. Hani en azından yapabildiğimi görün diye. Ellerim çok harçlandı. Vakit azdı ve su kaynar suda o bekletince güzel oluyor. Vakit az olduğu için fazla bekletemeden yapmak zorunda kaldım. Malzemelerinden neler kullandın? Sirke kullandım. Sirkeyi? Aslında sadece şunla şu yetiyordu bana. Sirkeyi neden kullandın Sirkeyi neden kullandım? Parlatmak için. Çünkü beyaz kalıntılar olacaktı. Şöyle olduğu gibi. Sirkeyi parlatıyordu limonla. Onları o yüzden kullandım. Çünkü tel biraz hata isterseniz elleyin. Değil. Evet. Sert değil. Ben zaten uzaktan onun kaydığını fark ettim. Bu da öyle. Peki kaymıyor. Bir şey soracağım Elifciğim. Bu yağ neden konulmuştur sence? Yağ neden konulmuştur? Aslında yağ yardım etmiyor da yumuşatıyor. Mesela şu şekilde kalmış da olabilir normalde. Bunu bir havluyu sıcak suya batırabilirdin şu şekil. Evet, ondan sonra bunu böyle sarsaydın mesela. Bu burada bu şekilde yumuşarken sen diğerlerinin kabasını çıkarsaydın. Daha sonra da bunu açıp da süngerine yağı döküp de sürseydin o kalan yapışkanı da alır götürürdü. Bu kadar daha çok uğraşmazdın. Aferin. Ben oldukça başarılı buldum. Sen bildiğin teknikle, mantığınla yaptığın şekilde mesela şu kavanozun ben kusursuz temizlendiğini görebiliyorum. Bu hiç kusursuz bir şekilde temiz. Siz de bakın isterseniz Sevil Hanım. Uğraştın ama bir tanesini en azından tertemiz yapabilmiş. Buna bakıyorum. Bence nasıl bu Dante? Bak onda yapışkan var, bunda yok. Yok yani yapışkan yok. Limonla. İsterseniz siz de bakın bir Arzu Hanım. Ben göremedim bir kalıntı ama. Şurada tertemiz olmuş.
Vay anne. Hı-hı. Bence 3 tane kavanozu kusursuz bir şekilde bu yöntemle verilen süre içerisinde temizlemiş. Bütün malzemeyi birbirine karıştırdın Elif. Senin hatan oradaydı. Hangi malzemeyi? İşte sirkeyi, limonu, yağ böyle hepsini böyle karıştırarak yaptın. Düzenli yapsaydın. Su çok sıcak. Telleri de size gösterdim. İnanın çıkmıyor. Eğer bıçak olmasaydı ben çıkartamazdım o kadar. Bıçak tırtıklıydı Allah'tan. Çünkü tel çok yumuşak. Sünger de çok yumuşak. Tırnaklarımı bile denedim en sonunda. Sünger hiç. Parçaladım kendimi. Evet, elin görüyorum. Şu an canım yanıyor. Elin, evet. Annelerden aldığım yorumlar, bir tek Sevil teyzenin yorumu acımasızdı. Çünkü ben oraya yumurta koymuşlardı. Yumurta sürseydim yapıştıracaktı kavanozu. Ve ben hiç çıkartamayacaktım. Ama yumurtayı kullanmadım. Zeytinyağını yapmam biraz sıkıntıydı. O konuda cidden haklılardı. Zeytinyağını elime sürmemem lazımdı. Elimi daha çok kayganlaştırdı. Ama kaynar su çok kötüydü. Ellerim parça parça oldu. Onunla yapmaya çalıştım. Vakitte değerlendirmeye çalıştım. Ben başardığıma inanıyorum. Kendim düşüncem yani başardı. Evet. Bol tereyağlı daha güzel oluyor. Bana şeyini, hani normalde nasıl yapıyorsun böreklerini? Bu kadar tuzsuz olduğu için suda da haşlanınca. Su böreği çok zormuş ya. Nasıl yapıyor bakalım? Anneler pek öyle demedi ama. Bizimkiler olsa şimdi elleri titrer. Nasıl yapacağım, nasıl yapacağım? Ben yeterince koydum. Yağsız gibi geldi. Umarım beğeneceksiniz. Evimi sizin için sıcak sudan soğuk suya sokuyorum. Su böreğinin yapımı gerçekten çok zordur ve çok emek ister. Benim annem çok yapardı, o yüzden bilirim. Ben kendim hiç yapmadım. Yapıldığı zaman çok güzel ve lezzetli oluyor. Eğer hakkıyla yapabilirse aferin ona. Seda çok hamarat bir kız. Başarır bence. Ana kuzusunda sıra yemek görevine geldi. Mutfakta Seda ve annesi Sevil Hanım var. İlk yemek görevini yapacaksınız. Heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyız. Evde kolay su böreği yapacaksınız. Sizin için zor bir görev mi bu Sevil anne? Ya bu kolay su böreği değil aslında. Bu zor bir su böreği. Abi, evde kendimiz açıyorduk ama burada bakalım yaparız. Hamuru evde kendiniz açmanız zor değil mi? Tabii ki su böreğinin kolay olmaz. Zordur yani, her zaman zordur. Neden zordur su böreği? Çünkü çok uğraştırıyor. Açıyorsun, sıcak suda kaynar suya bastırıyorsun, çıkartıp soğuk suda şokluyorsun, işte tereyağla yağlıyorsun falan. Bayağı bir emek istiyor, evet. Sedacığım, pişme süresi dahil 1,5 saatin var. Bak anneler de geldi. Kolay gelsin. Sağ olun. Başladınız mı hanımlar? Hoş bulduk. Başlamadık. Başlamak üzereyiz. Nasıl geçiyor diyemeyeceğim o zaman. Evet. Elde mi açacaksın hamurla? Yani şu an elde açamayacağız ama sonuçta aynı öbür şekilde sıcak sudan soğuk suya falan alacağız. Ha, zor dediniz ya, hani hazır yufkayla zor değildir. Sıcak suya koymak da o kadar zor değil. Koyacaksın, çıkarıp soğuk suya koyacaksın. İnşallah ileriki zamanlarda onun başına gelir. Vallahi ben su böreği yapmadığım için sadece bakıyorum. Evet. Hiç yapmamışım gerçekten. İnşallah benim elimden tadacaksın. İnşallah. İnşallah beğenirsin Hatice abla. Biz başka bir şeyler yapıyoruz. Yani su böreği hiç yapmamışım. Heyecanlısın galiba Seda. Heyecan var çünkü ana kuzu evinde ilk defa mutfak görevi yapıyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Süreni başlatalım mı? 3, 2, 1, başla. Başladı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Önce su koyacağım. Miktarlı sıvı içerisinde. Biraz daha koysak. İçerisinde var anne. Hangi sırayla yapacaksın Seda? Önce suyunu kaynatacağım. O ara içini hazırlayacağım. Sedacığım, tencereyi al çalkala. Azıcık su koy aygazın suyu orada kaynarken. Çalkala tencereyi size. Peki, tamam. Annene neden baktın öyle? Çünkü heyecan yaptırıyor bana. Açamıyorum. Çakmakla çakacaksın. Kızarma süresini koyacaklar mı acaba? Yoksa yapma süresine. Anne, ne kadar yıkamam gerekiyor? Bir tutam yıkasan yeterli. Mutfağı nasıl buldunuz Sevil anne? Mutfak çok güzel. Tam istediğim gibi, çok büyük. Seda önce maydanozları doğramakla başlıyor. İçinin malzemesini hazırlıyor şu anda Seda.
Hani az gibi ama. Sedacığım aslında tavayla yağ da koysaydın bir tarafa kızım. Sıcak suyun içinde o biraz pişiyor ya. Soğuk da suyun içine verdiğin zaman o zaten şoklanıyor. Sonra hemen diziliyor. Arasında da peynir, maydanoz tamam işte. Tereyağı sürecek arasına. Biraz daha, biraz daha. Bol tereyağlı daha güzel oluyor. Tamam. Tamam mı? Yetmezse yine eritir sonra. Sen suyu getir koy bir. Kaynamadı. Yıka, tamam mı? Yıka onu. Peyniri yıka. Yıkanmamış mı? Çok suyun altına. Su kaynadı bu arada galiba Seda. Tamam su kaynadı. Suyu getir kızım. Tencereyi oraya al. O yağı bir tarafa koyacağız. Mantıklı. Tencerenin yerini neden değiştirdin sevgili anne? Daha yakın olsun tencere ona, zorlanmasın. Bir de kaynadı zaten. Çok hızlı kaynamasına gerek yok. Sedacığım tereyağını bol kullanıyorsun. Karadenizli olmak bunu gerektirir çünkü. Her yaptığınız yemekte bol mu kullanırsın tereyağını? Her yemekte kullanırız genelde. Tuz koy kızım, tuz koy. Tuz yok ki. Olmaz bu tuz annesinin karşısında. Tamam. Bayağı koy, döküyor koy, şu koy, an. Tuz fazla olmadı mı sevgili anne? Hayır, tuzu az bile oldu. Çünkü yufkalar tuzsuz olduğu için suda da haşlanınca tuzunu daha çok alıyor. O yüzden suyun tuzlu olması gerekiyor. Peki tuz ayarını neye göre yapıyorsunuz siz? Ben göz kararı yapıyorum tuz ayarını. Acaba suyuna mı tuz koymayın derler? Zaten suyuna tuz koymasan olmaz ki. Hamur çünkü şey olacak. Bu tava niçin Sedacığım? Bu tava böreği pişireceğim tava. Böreği tavada mı yapacaksın? Böreği tavada yapacağım. Su böreği tavada pişer çünkü. Kübra da mesela artan yufka falan oluyor ya. Onu böyle tavada böyle bir börek yapıyor peynirli meyveli. Çok güzel oluyor. En azından atılmıyor parçalar. Sevil anne, Seda mutfakta titiz midir? Evet, Seda mutfakta gerçekten çok titizdir. Siz mi yoksa Seda mı daha titiz? Seda diyebilirim. Çünkü bazen beni beğenmiyor Seda benim yaptığım şeyleri. O yüzden Seda daha titizdir. Suyun altını aç kaynasın bir taraftan da. Su böreği çok zormuş ya. Yok be Hatice abla. Elini aşmıyorlar ki hamuru. Hazır. Baksana zormuş. Yağladın mı tavanın altını? Yağlamadım. Yağla. Çabuk ama suyu çok bekletmemiz lazım. Nereye yağlayacağım ki? Şurada kepçelerle al şunu al. Böyle şey yaparak, akıtarak. Böreğimi ıslattım. Önce sıcak suda, sonra soğuk suda. Şu anda buruşuk bir şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Sıcak sudan çıkardıktan sonra doğruca neden tavaya koymuyorsun ki Seda? Sıcak sudan sonra soğuk suya koyunca daha çok su emiyor çünkü. Yufkayı koy, içine yağlarsın sonra. Seda ve Sevil anne kolay su böreği yaparken sunucumuz Özden Balcı yanlarına geliyor. Geldiniz Özden Hanım. Merhaba. Hoş geldin. Teşekkürler. Güzel gidiyor. Yeterli kızım, çok koydun. Yeterli. Tereyağı mı bu? Evet. Çok güzel, harika. Bu su böreği oluyor. Ha, evet. Su böreği. Çok güzel görünüyor ya. Şimdiden teşekkür böyle ederim. Nasıl yapıyor bakalım? Şöyle daha güzel görürsünüz. Nasıl? Sizce kızınız evde de yapıyor muydu bunu yoksa burada ilk defa mı yaptı? Evde birlikte yapıyorduk aslında. Burada ilk defa tek başına yapıyor. Peki burada yapmakla evde yapmak arasında nasıl bir fark var? Daha mı heyecanlı burası? Çok heyecanlıyım ya. Bir de siz geldiniz şimdi böyle güzel gözlerinizle bana bakıyorsunuz. Ay canım benim, o senin gözlerinin güzeli. Bunun içine birazcık kalsın, buradan yağla sen onuksun. Yani bunun içine kalınca çok haşlanıyor. Arasına şey koyacağım, peynir karışımı. Peynir, ha evet burada evet, peynir maydanoz. Bu kattan sonra zaten iç harcımı koyacağım. Peki bu fırında mı oluyor, tavada yapıyorsun? Asıl su böreği tavada yapılır. Kimisi kolay diye fırında yapıyor ama asıl pişmesi tavada olandır. Ocakta ağır ağır pişer. Kısık ateşte pişireceksin. Kısık ateşte iki tarafını pişireceğim. Evde de börek yapar mısın Seda? Evde genelde annemle beraber yapıyoruz bu tarz şeyleri. Çok nadir tek başıma yaptığım oluyor ama yapıyorum yani. Peki ya yemekle aran nasıl Seda? Sever misin? Belli olmuyor ama çok seviyorum.
Vallahi Seda, elinden her iş geliyor gibi görünüyorsun. Ay, buradan baktığımda sanki her şeyi yaparsın gibi. Teşekkür ederim. En zordu biliyorsun bu görevlerimiz için. En zoru sana geldi diye konuşmuştuk. Evet. Hatta sen de dedin en zoru bana geldi. Anneler pek öyle demedi ama bence kendi kızları gelse ne zor olduğunu söylerlerdi. Diğer annelerin gözüne girebilecek misin bu görevde? Yani gözüne girmek değil de başarılı olacağım. Onlar da zaten gerçeği görürler umarım. Tamam değil mi anne? Tamam yeter şimdi. Nazara geldim, hamuru alamıyorum. Yok, nazar yok. Sıcak sudan soğuk suyla bir çok şok yaşıyor yok ama şu anda. Elimi sizin için sıcak sudan soğuk suya sokuyorum. Çok güzel ya. Ya ne kadar sürede pişer bu? Sanırım yarım saatle 40 dakika arasında. Tamam. Yavaş yavaş pişer. Evet. Yavaş yanında yavaş bir de çay olursa değil mi? Şu köşesine koy kızım şöyle. Yan tarafa. O zaman size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Yemeğe beklerim nereye inşallah. Koyayım? Ha oraya kızım. Tamam. Onu da yap bitti zaten. Sedacığım her yufkadan sonra yağ mı koyuyorsun? Her yufkadan sonra yağ koyuyorum. Maşallah görevini yaparken bayağı soğukkanlı görünüyorsun. Hep böyle misin Seda? Soğukkanlı gibi mi gözüküyorum? Heyecandandır ya. Ben yanındayım ya belki de ondandır. Evet, en büyük destekçim yanımda. Bol koyacağım bu kata. Üstüne de koyacağım biliyorsun. Biliyorum. Tamam yeter yeter. Çok belki şimdi de çok yağlı olmuş derler. Sedacığım bizden hatırlatması süren azalıyor. Daha neler yapacaksın? Daha neler yapacağım? Şu an bitiyor. Pişirmeye geçeceğim. Bizimkiler olsa şimdi elleri titrer. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Anne. Biraz daha şuralarını düzelt kızım. Tamam şimdi tereyağını da koy ama hepsini koyma o çok olur çünkü. Haydi bismillah son. Sen bana tamam de. Ama buraya bol koyayım. Kızaracak ya. Tamam. Tereyağını bol bol kullandın Seda. Ya diğer anneler sevmezse ne olacak? Vallahi bence bayılacaklar. Eleştirmeye fırsatları olmayacak. Sedacığım, su böreğini hazırlarken neler yaptın bir daha anlatır mısın? Sıcak su kaynattım. Hamurumu önce sıcak suya, daha sonra soğuk suya soktum. Tepsime yaydıktan sonra her kata tereyağı sürdüm. Orta kata da iç harcımı koydum, peynir ve maydanoz. Daha sonra pişmeye bıraktım. Böreklerin üstüne yumurta sürülür genelde. Sen su böreğinin üstüne yumurta sürecek misin peki? Su böreğine sürülmez. Normal öteki börekleri sürüyorlar ama buna sürülmüyor. Hoş geldiniz. Dış görünüşü güzel duruyor ama inşallah tadı da güzeldir. Sedacığım nasıl yaptın? Bence çok lezzetli oldu. Umarım beğeneceksiniz. Gördüğünüz gibi dışı çıtır, içi yumuşak. Börek hazır. Semra anne ne düşünüyorsunuz? Görünüşü çok güzel görünüyor dıştan. İnşallah lezzeti de güzelse altından kalkmış olacak. Bakalım güzel görünüyor. Oo, çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim Ezem Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüntü güzel. Bakalım tadı da güzel mi? Annelerimiz şimdi. Oo, peyniri de erimiş. Çok güzel. Şöyle vereyim size. Ben size şöyle. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet. Çayı da demlemişsin Seda. Evet, çay da demledim. Çaysız olmaz.
Hemen servis. Ben çay istiyorum. Tamam. Annelerimiz de istiyor mu acaba çay? Evet. Değil mi? Çay istiyor muyuz? Çok güzel. Çok konsantre. Böreğe çok konsantre olmuş bir şey. Evet, şu anda. Sanki kuru gibi geldi bana. Yok, içe biraz. Ben yeterince yağsız koydum. Yağsız gibi geldi. Yani yağsız olduğunu düşünmüyorum. Ya hani neresi yağsızdır ya? Çay da yağsız. Değil şey gibi olmuş yağsız sanki biraz. Değil. Neresi yağsız? Hatice anne diyor ki yağsız değil. Annemiz değil diyor ki çok yağlı. Peynir tuzlu. Bana tereyağı iyi geldi. Yani ben çok fazla rahatsız olmadım tereyağından. Bana biraz peyniri çok olmuş gibi geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben normalde hamur işi pek yemem ama çok beğendim. Evet, peynirde hafif böyle bir tuzluluk var. O beni rahatsız etmedi. Biraz tuzlu gelmesinin sebebi de bana şey gibi geldi biraz. Hani peynirinin biraz fazla olması. Peynir fazla olunca tabii tuzu biraz daha belirgin olmuş. Evet. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun herkese. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Bana da biraz yağsız geldi. Emeğine sağlık. Artık yağı buna... çok güzel olmuş. Hatice anne çok beğendi. Eyvallah. Hatice anne çok beğendin değil mi? Bugün benim altın kazanan ana kuzusu. Bir şey sezemiyorum şu an gözlerinden. Ben olsaydım biber de alırdım. O senin takdiri. Bugün benim altını kazanan ana kuzusu. Teşekkür ederim. Ana kuzusunda final vakti geldi çattı. Annelerimiz oylama için salondaki yerlerini aldılar. Kızlarımız gün içinde yaptıkları görevlere göre annelerden altın alacak. Her annenin 4 altını var ama annelerimiz kendi kızına altın veremiyor. İlk olarak Kübra geliyor. Turşu malzemesi alışverişine çıkan Kübra acaba annelerden altın alabilecek mi? Semra anne ne düşünüyorsunuz? Aldığım malzemelerden bazıları benim yaptığım mesela turşu malzemeleri değildi. Ben olsaydım onların bazılarını farklı alırdım. O anlamda biraz eksik gibi. Çünkü ben daha farklı, daha güzel bir turşu olabilirdi daha farklı malzemelerle. Ama koşturdun, emek verdin, başardın diye düşünüyorum. Bugün benim altınımı kazanan ana kuzusu acaba sen misin Kübra'cığım? Sensin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle, iyi günlerde kullan kızım. Teşekkürler. Semra anneden altın bekliyor muydun Kübra? Bekliyordum, evet. Kübra Semra anneden bir altın aldı. Sırada Hatice anne var. O ne diyecek acaba? Bugün seni beğendim Kübra. Teşekkür ediyorum Hatice teyzeciğim. Bugün benden altın kazanan ana kuzusu... Sensin Kübra. Teşekkür ediyorum Hatice teyzeciğim. Sana bugün... altın 2 tane takacağım. Teşekkür ediyorum Hatice teyzeciğim. Hatice anne Kübra'ya 2 altın verdin. En çok neyi beğendin? Vallahi turşu şeyini de çok beğendim. Kızımız gerçekten her şeyi mükemmel yapmış yani. Teşekkür ediyorum evet. Hatice teyzeciğim. Sevil anne, Kübra'nın yaptığı görev hakkında sen ne düşünüyorsun? Kübra'cığım, bugün senin görevin kolaydı. Ama yine de eksiğin vardı. Sirke almamışsın, bulamamışsın daha doğrusu. Bir de ben olsaydım sivri biber de alırdım. Turşunun içine sivri biber koyardım. Yani Sevil teyzeciğim, pazardan sirke bulamadım çünkü sirke yoktu. 3 tane malzeme seçmem gerekiyordu. Eğer salatalığı almayıp hani sivri biber alsaydım çok saçma kaçacaktı aralarında. İllaki turşu olmazsa olmaz. Bence lahana da öyle. Havuçta renk kattığını düşünüyorum ama o senin takdirin. Yine de teşekkür ediyorum. Havucun yerine şey olabilirdi. Sivri biber. Bir dahakine öyle deneyeceğim.
Bugün benim altınımı kazanan ana kuzusu. Kübra'cığım, senin görevin çok kolay olduğu için sana değil. Teşekkürler. Bence kolay değil derken kolay diyorsunuz ama yine de koşturdu. Orada pazarda sirke aramak için çok uğraşmış, bir çabası var. Yani 3 tane seçeneğin içinde de gayet güzel bir turşu malzemelerini seçmiş diye ben düşünüyorum. Sizin tabii düşünceniz o, bizimki de bu. İnşallah bir dahaki seferine. İnşallah. Teşekkür ediyorum hepinize. Kübra Sevilanne'den bugün altın alamadı. Şimdi de cam kavanozdan etiket çıkarma görevini yapan Elif annelerin karşısına çıkıyor. Bakalım Elif annelerden altın alabilecek mi? Arzu anne, sizden başlayalım. Bugün Elif'in görevini gerçekten zor buldum. Gerçekten zordu. Çünkü bir de sen kendin bir de çok uğraştın. Yağ falan eline bulaştırdın. Kendini çok yordun ama gerçekten de zor bir şeydi. Etiket çıkarmak. Hani biz tamam diyor sıcak suya koyup çıkarıyoruz ama gerçekten uğraştıran bir işti. Bayağı bir uğraştın. Evet, el bayağı da bir gazi oldu yani. Çaba gösterdin de iyiydi. Teşekkür ederim. Bugün benden altınımı kazanan ana kuzusu sensin. Teşekkür ederim. Bugün sana altın bir tane veriyorum. Çünkü neden bir tane veriyorum? Kavanozların gerisi kalmıştı. Teşekkür ederim. Sevil anne, siz Elif'e neler söyleyeceksiniz? Sevil teyze beni kötü eleştirmişti ama. Zor işti. Bayağı da bir uğraştın, ellerini falan yaktın. 3 tanesini anca çıkartabildin Elif. Yine de iyiydin. Sevil teyze çok teşekkür ederim. Bugün benden altınımı kazanan ana kuzusu sensin Elif. Teşekkür ederim. Bir tane altınımı sana veriyorum. Teşekkür ederim Sevil. Elif, ne hissediyorsun? Mutluyum. Bilmiyorum. Mutluyum ya. Semra anne, siz nasıl buldunuz Elif'i bugün? Elifçirimin görevi gerçekten zordu. Zor bir görevi vardı. Çünkü bayağı bir meşakkat ve emek ister o etiketleri oradan çıkarmak. Biraz zorlandın. 6 tanenin de hepsini çıkaramadın verilen süre içerisinde. Ama diğer 3 tanesini çıkardın. Onları da hakkıyla çıkardın. Bu yüzden başarılı buluyorum seni, görevini yerine getirebildiğin için. Teşekkür ederim Sema teyze. Unuttum adını da, unuttum heyecandan. Evet, bu sebeple benim altınımı kazanan ana kuzusu Elif'ciğim. Ama o tabii ki çıkaramadığın 3 kavanoz beni biraz düşündürüyor tabii ki. Bakalım sen misin? Sensin Elif'ciğim. Çok teşekkür ederim Sema teyze. Rica ederim. Benim sana altınım bugün bir tane. Bir dahakine daha çok antrenmanlı olursun inşallah. 6 tanesini de yaparsın ya da bütün görevlerini tamamlarsın. Tebrik ediyorum canım, çok başarılıydın. Güle güle, iyi günlerde kullan. Teşekkür ederim. Altınlarım takıldıktan sonra yüzüm asıldı çünkü çok büyük haksızlık yapıldı. Ben annelerden daha çok bildiğim bir şeyi yaptım. Annelerin bilgisi yoktu benim yaptığım şeyde ve çok başarılı olduğumu düşünüyorum çünkü ellerimi parçaladım. Annelerin karşısına bu kez televizyon ünitesi temizleme görevini yapan Simge çıkıyor. Simge 10 dakikalık sürede televizyon ünitesinin hepsini temizleyememişti. Bakalım anneler Simge'ye altın verecek mi?
Bugün görevin güzeldi. Bayağı bir uğraştın. Biraz annene tepki gösterdin ama yine de çaba gösterdin. Biraz da yaralandın. Buna rağmen güzeldi. Teşekkür ederim. Bugün benden altınımı kazanan ana kuzusu... Simge sensin. Çok teşekkür ederim Aziz teyze. Sana bugünkü altın bir tane. Çünkü annen seni güzel yönlendirdi ama anneni dinlemedin. Belki heyecandandır ama bundan sonra anneni daha iyi dinlersen daha iyi şeyler başaracaksın. Tamam. O yüzden bir tane veriyorum. Tamam, teşekkürler. Simge'nin görevini siz nasıl buldunuz Hatice anne? Çok güzel yaptı. Temizliğini başarılı buldu. Teşekkür ederim. Bugün benden altın kazanan ana kuzusu... Sensin. Teşekkür ederim Hatice anne. Bir tane. Bir tane. Teşekkür ederim. Sevgili anne, siz neler söyleyeceksiniz Simge için? Simgeciğim, çok bocaladın, koşturdun, ne yaptığını bilemedin, öteye beriye savurdun tozları falan ama sonucu güzeldi. Bugün benden altınımı kazanan ana kuzusu... Üç tane altınım senindir Simge. Ne? Çok teşekkür ederim. Niye bu kadar şaşırdın ki? Bilmiyorum, üç tane. Her zaman böyle olmayabilir. Yaptığın işlere bakacağız. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanırsın. Çok teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum. Şok oldum ama çok teşekkür ederim gerçekten. Daha iyisini yapacağım. Galiba İnşallah. Sana teşvik oldu değil mi anne? Evet, çok bu. Motivasyon oldu bana gerçekten, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şu an gerçekten 8 altın olduğuna inanamıyorum. Şok geçirdim orada zaten. Çok mutluyum şu an, kendimi anlatamıyorum ama daha iyisini yapacağım ve çok altın kazanacağım. Bu yaşamın birincisi benim. Bugünün final bölümünde son olarak Seda geliyor. Bakalım annelerimiz onun yaptığı su böreğini altınla ödüllendirecek mi? Hoş geldin Seda. Hoş buldum. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Annelerin karşısında olmak nasıl bir duygu? Çok stresli bir şey. Hiçbir şeyi sezemiyorum şu an gözlerinden. Seda'nın bugünkü görevi su böreği yapmaktı. Bugün gün içindeki görev dağılımları içerisinde... En zor olan iki taneden bir tanesi senin görevindi diye düşünüyorum. Peynirini biraz fazla buldum. Bu anlamda tuzu biraz belirgindi. Ama onun dışında lezzeti, kızarması, sunumu, altının üstünün eşit kızarması, içinin olması gerektiği kadar yaş olması gereken durumu, her şeyle çok mükemmeldi. Çok beğendim. Ellerine sağlık kızım. Teşekkür ederim. Bugün benim altınımı kazanan ana kuzusu. Sensin Sedacığım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Sen hak ettin sonuna teşekkür kadar. Teşekkür ediyorum. Bugün sana benim altınım iki tane. Teşekkür İkisini ederim. İkisini de fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Çok sağ olun. Başarılarının devamını dilerim. İnşallah. Güle güle kullan Teşekkür kızım. Teşekkür ederim tekrar.
çok güzel sunuldu. Yani her şeyini güzel, mükemmel yaptı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bugün benim altınımı kazanan ana kuzusun. Seda. Teşekkür ederim Hatice anneciğim. Öpeyim önce. Teşekkür ederim. Bir tane. Bir tane kaldı onun için. Teşekkür ederim. Güle güle. Sedacığım gerçekten su böreğini güzel yapmıştın. Biraz yağsız olmuştu ama yine de güzeldi. Lezzeti de güzeldi, sunumu da güzeldi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bugün benden altınımı kazanan ana kuzusu... sensin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Arzane. Bugün sana altınım 2 tane. Teşekkür ederim. Ana kuzusu evinde 2. gün sonunda bütün altınlar eşitlendi. Simge, Kübra, Elif ve Seda'nın toplam 8'er altın oldu. Bakalım haftanın finalinde bu sıralama nasıl değişecek? Daha fazla altın kazanmam gerekiyordu bence ama 5 de güzel. Bir 6-7 hak ediyordum. Hatice anne şaşırttı beni. Hatice anneden de 2 altın bekliyordum çünkü çok beğenmişti böreği yediği zaman. Gerçekten çok güzel olmuş falan dedi ama altın verirken maalesef olmadı. Bence bugün birinciliği en çok hak eden kızımız Seda'ydı. Çünkü her ne kadar ismi kolay su böreği diye geçse de bunu bilmeyen her kızımız mutfağa geçip de bu kadar kolay bir şekilde düzgün telaşeye kapılmadan altı üstü eşit şekilde kızarmış, içinin sulu olması gereken yerleri tam kıvamındaydı, lezzeti güzeldi. Demek ki daha öncelerden de çok yapmış, belli bir deneyime sahipti demek ki. Çok güzel bir su böreği yapmıştı, beğendim. O açıdan da en fazla altınımı Seda'ya verdim. Bugünkü oylama sonucunda hepimizin altına eşit çıktı. Bence annelerin hepsi adaletsiz davranıyor. Haftanın sonunda ne olacak gerçekten bilmiyorum. Seda'ya annemin oy vermesini isterdim, altın vermesini isterdim. Ama annem Kübra'ya verdi, orada annem haksızlık yaptı. Kızlarımız arasında rekabet devam ederken annelerimizin doyumsuz sohbetiyle renk kattı. Ana kuzusu evinden bir günün daha sonuna geldik. Örf ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi hatırlamak ve yaşatmak için bir sonraki gün görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ne kadara vereceksin abi? 1,5 abi. Bunlar ne? Normal tur mu bu? Ben sebze alıyorum ama balık et. Nar sebze mi meyve? Abi sebze olsaydı ne olurdu? Nar almak isteyen var mı? Kaç para vereceksin? Sen ne kadar vereceksin? Ben ikisine 1 lira vereceğim. 2 lira ben veriyorum. 2 lira, var mı? Geçmiş olsun. Kolay gelsin kızım. Suyu şöyle akıttır gitsin. Aynen, suyum kalmıyor o zaman. Dök. Gölgeler kaç tane kalmış bir yerler. Mutluyum ben, gayet güzel yaptığımı düşünüyorum. Zeytinyağlı yemeklerde salça kullanıyoruz anne. Alamayacağım da şimdi, bununla uğraşıyorum. Domatesleri koyduk mu biz? Koymadık, ölmesi lazım. Kız bunun çizgisi nerede? Domates koymayacağım ya, domates koymayacağım. Hayır domates. Ocak kız, ocağı aç. Ocağı açar mısın anneciğim? Oo, hoş geldiniz. Arzu Hanım, bu biraz zor çıkar yani. Sakız donuk olduğu için iyice donuyor. Bu sefer pütür pütür oluyor anne. Bak hala ama bak benim dediğimi yapmıyorsun. 3,5. Şunu tut, şunu tut, şunu tut. 3, 2,5, 1,5. -1. Ölüyorum. Bugün benim altınımı kazanan ana kuzusu. Gergin. Çünkü bu evde yapılan yemekler. Hayır, o öyle değil, bu böyle değil. Kübra, bana bakar mısın? Semra anneden özür dilerim. Anne. Her zaman konuşmayacaksın. Herkes strateji geliştirmiş kafasında, ilerlesinler.